Tutunun. Tutunun geliyor. Trader özellikle oyuncu seviyeden sana 300-500 dolar veriyor. Yani o da güzel. Tabii ki. Ama bence collector. Evet abi, Outlaw Pass'i aldınız. Bak burada bir Pass'te bir XP mantığı var, tamam mı? Ama o XP mantığı sizin level XP'niz değil. Siz at sürerseniz de o XP geliyor. Adam vurursanız da o XP geliyor. Bounty yaparsanız da, yani ne yaparsanız yapın, buraya XP kazanıyorsunuz. Özellikle bir şey yapmanızı istemiyor. O yüzden kolaylıkla kasabilirsiniz Outlaw Pass'i. Tamam mıyız bu konuda? Yani Outlaw Pass'i aldım. Ben bitirir miyim? Bitirirsin abi. Headshot vur bitirirsin. Avlan bitirirsin. Bounty yap bitirirsin. Bunu açmak 35 gold. Açtın 35 gold'a. En sonunda da buradaki her şeyi bitirirsen bu bütün pes boyunca kazandığın altın 35 gold'u çıkarabiliyorsun. Tamam mıyız? Sonra üstüne de 650 dolar kazanıyorsun. Ondan sonra neler kazanıyorsun? Bakalım tek tek. Şimdi bak. Böyle treasure map kazanıyorsun. Ama bu treasure map'in içindeki kazandığın altın ve para şu az önce söylediğim 35 gold ve 650'nin içinde. Yani o treasure map bunun üstüne de para kazandırmıyor, anladınız mı demek istediğim? Şu gold bar o yani. Şuradan atıyorum 5 veriyor. Tak tak tak, o 5'lerden 5'lerden alıyorsunuz. Burada okey miyiz? Ondan sonra böyle bir kıyafet veriyor. Eldiven veriyor. Rollere %25 boost veriyor. Daha hızlı kasabil, rollerde daha hızlı level atla diye. Treasure map veriyor dedik. İşte şey veriyor, tonik veriyor, kıyafet veriyor, poz veriyor, at skin'i veriyor, ondan sonra kamp bayrağı veriyor. 35 gold'a mı alınıyor? 35 gold'a alınıyor, aynı zamanda 35 gold'u da sana geri kazandırıyor ama. Amorti ediyor kendini, hiç acımayın, direkt alın yani. Hiç acımayın, direkt Outlaw Pass gelirse alın abi. 35 ödüyorsun, 70 level'in sonunda 35'in geri geliyor. At skin veriyor. Abi at maskesi veriyor, tamam mı? Ondan sonra silah eklentisi veriyor. Kurşun veriyor. At için yiyecek tonik veriyor. Yine bayrak veriyor. Cash para veriyor. Gold veriyor. Şu üsttekileri de alabiliyorsun. Gözlük vermiş mesela burada. At kafasına maske. Ben Rockstar'dan aldım. Oyun 50 gold veriyordur. O zaman ilk bunu alayım. Gelir mi bilmiyorum. Çünkü bakın burada ne yazıyor? 18 Kasım 2019'da bitecek diyor. 13 günlük PES gelir mi bilmiyorum. Çünkü bu aylardır var. PlayStation'da, konsollarda. Aylardır var. Yeni bir PES de gelebilir. Yeni PES bu kadar kendini amorti eder mi? Onu da bilemiyorum ama. O yüzden kesin bir şey söyleyemem. Gelirse alın ama. Toka veriyor. İşte. Şu kıyafetten veriyor. Ticket veriyor. Bu ticketların neler olduğuna tek tek bakarsanız, burada anlatırsam çok uzun sürer. Adama mızıka bile veriyor. Yani kamptaki amca var ya, ona mızıka bile verebiliyorsun. Kamptaki amcaya. İşte böyle bir şey veriyor. Honor ticket'i veriyor. Konuşamadım. Honor ticket'ı veriyor. Yine gold para veriyor. Poz veriyor. Şapka. Gördünüz. Amorti ediyor kendini. Bir treasure map daha. Yok, yine aynı yere mi geldi? Heh. Cash para, pantolon. Yani. Hep aynı yerlere mi geliyorum? Ne oluyor ya? Kamptaki amcayla internette çok giyindiriyorlar. Kamp sürekli toplayıp gidiyor vesaire diye. Evet abi, çok saçma ya. Onun bug'ına ben de çok küfür ediyorum. Kampı kuruyorsun kurmuyor. Git diyorsun gitmiyor. Gel diyorsun ya, böyle. Böyle Arap atı gibi ya. Böyle illallah diyorsun yani. Arap atı gibi herif. Neyse. İşte böyle bir aksesuar veriyor. Korkak tavuk şeyi veriyor. Düşün yani, bunları üstüne veriyor. Üstüne 35 gold'unu geri veriyor. Üstüne de 650 dolar. Daha ne yapsın yani? Vallahi Arap atı gibi amca. Çok kıl. Ben hiç anlaşamıyorum kendisiyle. Hatta ona da böyle kıyafet veriyordu ya. Dur onu da göstereyim. Mesela o amcaya kıyafet bile veriyor bir sürü. Mesela bir tane bunu vermiş. Çok kıyafet verdi ya burada. Outlaw Pass'i çektim bak rehberini. Bunu YouTube'a koyacağım. İzleyemeyenler oradan izler. Çok güzel oldu. Tamam. Outlaw Pass bu.